Şimdi hepinizin bildiği gibi İstanbul aslında çok planlılıktan plansız kalmış bir şehirdir. Yani baktığınız zaman ta Moltke'den başlayarak hep plan yapılmış. Yapılmış, sonra beğenilmemiş, tekrar yapılmış, tekrar yapılmış, tekrar yapılmış. O ayrıntılara girmek istemiyorum. Ve sonunda 1960'lı yıllarda İstanbul Büyük Nazım Plan Bürosu kurulmuş. Fakat bu büro tarafından yapılan plan 20 sene sürdüğü için 20 sene sonunda bakmışlar ki bu plan da geçerli değil. Dolayısıyla İstanbul bütününün planlanması bir türlü zamanında bitirilememiştir. Şimdi yeni başkanımız Kadir Topbaş gelir gelmez hem İstanbul'un bütününün planını hem de tabii bu arada daha önce yapılan çalışmalara da dayanılarak tarihi yarımadanın koruma amaçlı planını tamamlamak üzere harekete geçmiştir. Biz de bu işin içine böyle girdik. Daha önce Ali Müfit Gürtuna zamanında Nazım Plan yapılmış. İstanbul Tarihi Yarımada'nın Nazım Planı yapılmış. 1/5000 ölçekli. Ondan sonra da 1/1000 ölçekli uygulama planı yapılmış. Ondan önce 1995 planı var. O da önemli bir plan. İstanbul bütününün metropoliten Nazım Planı var. Fakat o plan mahkeme tarafından iptal edildiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/50000 plan yapamayacağı gibi bir kararla ki plan, Nazım Planı ölçeğe bağlamak zaten yanlış bir şey. Yanlış bir kararla, mahkeme kararıyla iptal edilmişti. O planın da önemli verileri vardı. Onlar da kullanılarak bir Suriçi Nazım Planı yapıldı. Arkasından 1/planlar yapıldı. Bunlar kurul tarafından da bir numaralı, o zamanki bir numaralı kurul tarafından da onaylanmış planlardır. Ve burada hem 1/5000 hem de 1/1000 planlarda İstanbul Tarihi Yarımada'nın kentsel tasarım projesi olmadan yapılan planların uygulama geçilemeyeceği plan notlar var, kayıtlar var. Biz o doğrultuda bu çalışma yapıyoruz. Şimdi Tarihi Yarımada'nın bütünü sit alanı ilan edilmişti daha önce. Bu sit alanı ilan edildiği için koruma amaçlı planlardır, yapılan planlar. Koruma amaçlı plan ilkelerimizi sıralamak istiyorum önce. Tarihi kültür varlıklarını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillerin yararına sunmak birincisi. İstanbul'un en kıymetli ve anlamlı Suriçi semtlerini bugünkü salaş durumundan kurtarmak. Yapı malzemesi ve strüktürde betonarme yerine geleneksel mimariyi ortaya çıkaran ahşap, taş, tuğla ve çelik gibi malzemelerden yararlanmak. Deprem riskini en aza indiren ve geleneksel mimari dokusuna uygun yeni çözümler getirmek. İmaraflar ve kaçak yapılaşmalarla eski imar durumlarındaki olumsuzluklar gidermek. Bina yükseklikleri için deniz kotundan artı 40 kotuna kadar ki rakımlarda 5 katı, artı 40 ile 50 kotu arasında 4 katı ve artı 50 metreden daha yüksek yerlerde ise 3 katı aşmama kuralını getirmek. Ki bu biliyorsunuz Fevzi Paşa Caddesi üzerinde 8 katlı binalar var. Bundan sonra 3 kat yapıldığı zaman 5 kat kesilecek anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Prost planının, Henry Prost'un planının temel ilkeleridir. Yani onda 40 katının üstündeki yükseltilerde 3 kattan fazla bina yapılamayacağı yazılıdır onun planında. Yeni binalar için
tescilli yapıların özgün malzemesine, plan tiplerine, strüktürüne ve cephe özelliklerine uygun tasarımlar yapmak, tescilsiz yapılar içinde yer alan depreme dayanaksız betonarme binaların bütününün yenilenmesiyle sur içinin %65 kaçak binalardan arındırılarak eski kentsel mekanların korunmasını güçlendirecek ölçülü ve nitelikli binalar yapmak. Kentsel dönüşümü rant için değil, İstanbul'un eski mutlu mekanlarını yaşatarak insanların da mutlu yaşamına olanak vermek için kullanmak. İnsanlarına da mutlu yaşama olanağı vermek için yaşatmak, uygulamak. Kültür varlığı binalarda bugüne kadar kentsel koruma adına betonarme strüktür üzerine ahşap kaplanarak yapılmakta olan sahteciliği önlemek. Bu çok önemli. Özgün karakterde malzeme, konstrüksiyon, plan karakterleri ve iç mekanlarla birlikte gerçek korumayı sağlamak. Sur içindeki mülk sahiplerini bilinçlendirerek bugüne kadar yapılan yanlışların bundan sonra yapılmamasını sağlamak. Tarihi Yarımada'da geleneksel ticareti korumak ve mekanlarını ıslah etmek, korumayı olumsuz etkileyen toptancılık, imalat, depolama ve taşıması zor malların ticaretini sur dışına çıkarmak, turizmin aşırı yayılımını kontrol altına almak ve büyük oteller yerine butik otel, pansiyon turizmini canlandırmak, sur içi eski kullanımını kaybeden ama tarihi kent dokusu içinde önemli yeri olan büyük yapıları kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerle yeniden değerlendirmek. Tarihi Yarımada'da yaşayanlar için de kentin tarihsel kimliğinden rahatsız olan, ahşap binalar içinde yaşamak istemeyen, korumaya uygun olmayan işlerle uğraşan, geleneksel konut mekanlarını işgal eden ve sadece ucuz olduğu için kerhem buralarda yaşayan insanları sur dışına, onların yaşamına uygun ve tüm kentsel donanımların sağlandığı yeni yerleşim alanlarına taşımak. Sur içinde yüksekliklerin azaltılması gibi 1/5 ve 1/1000 ölçekli koruma kurulu onaylı plan kararları öngörüsünde 100 bin kişinin sur dışına taşınması gerekmektedir. Bu kesim için de çağdaş ve kentsel donatısı eksiksiz sağlanmış yeni yerleşim alanları açmak ya da mevcut boş stoklardan yararlanmak gerekecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Projesi Merkezi'nde sürdürülmekte olan ve Planlama Dairesi Başkanlığı Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü'nce yürütülen İstanbul Sürçi, Eminönü ve Fatih koruma amaçlı kentsel tasarım projesi plan notlarını ve Fatih koruma amaçlı kentsel tasarım projesi yönetmelikleri, Fatih ve Eminönü yönetmelikleri avam proje haline getirildiğinde doğru uygulamayı kolaylaştıracaktır. Çalışmanın bir yıllık döneminde bile çok sayıda basın dahil olmak üzere politikacılara, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve bilim adamlarına sunumlar yapılmıştır. Ayrıca Hollanda'dan hocalarıyla gelen 80 kişilik öğrenci grubuna ve Danimarka'dan gelen 35 kişilik başka bir ekibe ve İngiltere dahil olmak üzere diğer ülkelerden gelen daha küçük gruplara tanıtımlar yapılmıştır. 25 Kasım 2005 tarihinde resmen çalışmalar başlatılmıştır. Şu anda 200 kişinin üzerinde bir planlama ekibi çalışmasını hızla sürdürmektedir. Ve bir yıl sonunda da bu çalışma tamamen sona erecektir. Cengiz Eruzun hocama epeyce sorular var çünkü Süleymaniye projesi hakikaten dikkat çeken ve heyecan uyandıran bir proje. Bu nedenle bu sorular epeyce fazla. Sadece bunları ben özetleyeceğim.
deniliyor ki Süleymaniye projesinde yapılar için birkaç kriterden bahsettiniz. Kat adedi ve malzeme gibi. Boş kalan arsalara yapılacak yeni yapılar için kat adedi ve malzemenin dışında tasarım yaklaşımı için bir kriter ya da denetim düşünülüyor mu? Ya da bir başka soruyla birleştiriyorum. Hangi dönem bu rehabilitasyon sürecinde örnek alınacak? Buradaki kriterleri biraz açar mısınız deniliyor. Diğerlerini bu soruyla birlikte sormuş sayalım. Hocam buyurunuz. Evet. Şimdi bana gelen soruda daha geniş bir çerçeve çizilmiş. Süleymaniye projesi kapsamında somut olarak yapılan nedir diye bir soru. Tabii buna cevaplamam için epeyce zaman gerekebilir. Özetlemeye çalışacağım sadece. Hayal ettiğimiz Süleymaniye muhtemelen ne zaman göz önüne belirecek denmiş. Bir de şunu söylüyor. Kayıt altına alınma yahut envanter çalışması bitmeden pratik çalışma geçilebilir mi? Şimdi tabii ciddi sorulardır. Şöyle size cevap vermek istiyorum. Somut olarak yapılan köklü bir çalışmadır. Yani yeniden İstanbul'un hafızasını ortaya çıkarmak, şu andaki durumu tespit etmek ve bundan sonra da geleceği tahmin ederek geleceği kurmaya çalışmak. Yani özetle söylemek istediğim şu. Nedir bu? Tarihçilerden tutun sosyoloji uzmanları, ondan sonra ekonomistler, eğitimciler, altyapıcılar, peyzajcılar, yani aklınıza gelen ne kadar meslek varsa her alanda bizim departmanlarımız var. Onlar çalışma yapıyorlar. Şimdi sosyolojik araştırmalar yapılıyor mesela. Kantitatif çalışmalar yaptırdık. Yani ankete dayanmayan ama mülakatlarla insan yaşamının kalitesini ölçmeye çalışıyoruz. Bu tür çalışmalar var. Gerçekten insan olmadan, yani bu soruda da var, insan olmadan bu çalışmalar sürdürebilmek zor bir iştir. Ama unutmayınız ki bugüne kadar yapılan zaten insanların kim olduklarını bilmediğimiz bir toplum kesimi var. Yani Süleymaniye'de. Gerçek Süleymaniye'yi bizim tespitimize göre %10, %15 civarında buluyoruz. Onun dışında hep Anadolu'dan gelenler buraya yerleşmiş. Bu yerleşenler içinde legal yaşayanların sayısının kiracılar olarak epeyce var olduğunu tespit etmekle birlikte illegal yaşayanların sayısı da hemen hemen neredeyse onun kadar var. Yani işgalci olarak yaşayanlar sayısı oldukça fazla var. Şimdi bu anlamda tabii böyle bir yerin, halbuki tarihte baktığımız zaman Süleymaniye en önemli semt. Büyük konaklar var dendiği gibi. O konakların içinde elit insanlar yaşıyor. Ama onların yanı sıra gene sıradan insanlar, az gelirliler de yaşıyor. Yani bizde yabancılar gibi elitlerin yahut az gelirlilerin yerleri farklı değil. Onlar birbirinin içindedir. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz tabii ki insanla birlikte koruma. Ancak işte o %10-15'tir. Dolayısıyla buradan kaçanlar mesela binası burada bulunuyor ama kendisi burada yaşamıyor. Hatta binasından vazgeçenler bile var. Yani binası işgal edilmiş. Korkudan gelip binasına sahip çıkamayan insanlar bile var. Bu sosyal yapı içinde ne kadar yapılabiliyorsa tabii o kadar ne yapacağız. Yani burada söylendiği gibi araştırma yapsanız da envanter oluştursanız da kayıt altına alsanız bile hangi insana mekan yapacağınız gene belli değil. Yani gene tahmini olarak
işte kültürlü insan tarifi yapacağız. Yaptığımız araştırmalarla o kültürlü insanların ya da işte İstanbullu diyelim, kültürlü derken illa okumuş olması gerekmiyor. İstanbul kültürünü, İstanbul yaşamını az çok benimsemiş olan insanların buraya çekmeye çalışacağız. Bunların içinde ticarette uğraşanlar olacak, çeşitli meslek dallarının erbapları olacak. Ama esnaf da gerçekten eski İstanbul'u bilerek bu işi sürdürürse çok daha kaliteli şeyler ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Ve mekanlara baktığımız zaman mekanlar buna imkan vermediğini düşünüyoruz. Mesela Hanlar bölgesine gidiyorsunuz, perişan. Hanlar bölgesini ele aldığınız zaman, mekanları düzenlediğiniz zaman, olanaklarını sağladığınız zaman oraya gelen insanlar daha kaliteli hizmet vereceklerine inanıyoruz. Yani insanlar nasıl mekanları etkiliyorsa, mekanları güzelleştirmek ya da bozmak insanların elinde olan bir şeydir. Aynı şekilde mekanları düzeltmek, kaliteli hale getirmek gene insanla mümkündür. Ama şunu da unutmayalım ki doğru mekanlar kurgulandığı zaman orada da insanlar kendine biraz düzen kurarak, düzen vererek orada yaşamaya çalışacaktır. Çöplük varsa rahat rahat tükürürsünüz ama orası çok temizse elinizdeki kağıdı bile atmakta güçlük çekersiniz. Yani mekanlar da insanı biçimlendirir. Bu anlamda bizim yapmak istediğimiz var olanları biraz düzeltmek, doğru yapılar. Mesela kat yüksekliğini tabii ki keseceğiz. Niye keseceğiz? Çünkü silüeti bozuyor yüksek yapılar. Bunlar hangi yapılardır? Betonarme yapılardır. Betonarme geleneksel dokuyu yok ediyor. Neden? Çünkü yüksek yapılmak isteniyor. Yüksek yapıldığı zaman diğer az katlı binaların rantı düşük olduğu için, o daha büyük rant getirdiği için sürekli hakim olmaya başlıyor ve kanser mikrobu gibi her tarafı yemeye başlıyor. Ama unutmayın ki depreme en dayanıksız olan İstanbul binaları içinde betonarmedir. %65 zaten kaçaktır. Kaçak olmayan binalar eskidir. Şeye baktığınız zaman yönetmeliklere, deprem yönetmeliklerine, onlar da yıkılacak binaların arasına giriyor. Dolayısıyla büyük bir yapısal yenileme olacak. Yapısal yenileme olduğu zaman doğru yapmak lazım. Yani geleneksel malzemeler, çelik tamam, betonarmenin yerine çelik geçecek. Çelik zaten Osmanlı'da çok kullanmış. Sağlamlaştırma anlamında onları gene kullanacağız. Yani bu bana sorulan geniş sorunun cevabı hemen vermem mümkün değil. Ancak bunu soran arkadaşımız ya da arkadaşlar varsa bizim çalışma ortamımızı görmeleri gerekir. Bu departmanlarla onları tanıştırdığımız zaman, yapılan çalışmaları gördükleri zaman anlayacaklardır. Yani şu anda dahi bütün envanter çalışmasını tamamlamış olmamıza rağmen 400'e yakın yeni şey geldi, yapılar geldi, yeni envanterler. Yani nedir bunlar? Unutulmuş ama bina duruyor. Ya da envanter var, yani tespit edilmiş ama bina yıkılmış mesela. Bunları hala bunlara rastlıyoruz. Ve bu süreç devam edecek. Şimdi arkadaşımız demiş ki sonuçlar ne zaman göreceğiz? Yani hayal ettiğimiz sonuçlar görmemiz mümkün değil. Biz göremeyeceğiz onu ve çocuklarımız belki görecek. Ama ne olacak? O hayal ettiğimiz sonuçlara ulaşmak için bir takım küçük sonuçlara ulaşacağız. Bir sokak, iki sokak, bir mahalle vesaire gibi bunlar olacak. Ama bütün Süleymaniye'yi sizin hayal ettiğiniz şekilde görebilmeniz mümkün değil yaşarken. O çok büyük bir operasyonla olabilir, büyük bir parayla olabilir. O da mümkün değil tabii. Evet. Evet, öteki sizin sorduğunuz ne? İttifa edeceğiz bu cevapta çünkü süremiz epeyce evet. Bir kısaca şey vardı, hangi kriter? Yani bu rehabilitasyon hangi kritere göre yapılacak? Evet. Cevabın içinde üslup meselesi var, sormuşlar. Evet. Yani binalar yapılıyor ama ne olacak? Şimdi binalara baktığımız zaman Bizans zaten eskide kalmış. Bizans binaları, var olan binalar yaşıyor.
Bizans'ın var olan binalar zaten bize pek yabancı değil. Ama Roma var, bir de arada bir Roma girmiş. Roma yapıları Batı kültürü ile yapıldığı için bizim insanı ölçekler uymuyor. Onlar daha monumental, büyük boyutlu yapılar. Magnaura Sarayı da öyle bir şeydir. Ama Tekfur Sarayı öyle büyük, hantal bir bina değildir. Bizim dokulara uyum gösteren yapılardır. Dolayısıyla bugün Bizanslılar yaşamadığına göre, bugün biz Bizans'ın mirasını da, ben bunu basarak söylüyorum, Bizans'ın mirasçısı bizden başka hiç kimse değildir. Onun için Bizans eserlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Burada ne varsa, topraklarımız için ne varsa hepsi bizimdir. Hepsini aynı titizlikle korumak zorundayız. Ama yaparken bizim insanımıza göre yapacağız tabii ki. Bizim insanımız yaşamını unutmuş. Apartman planları arkadaşlar bizim değildir. Yurt dışından ithal edilmiştir. Betonarme bizim malzememiz değildir. Yurt dışından ithal edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin %95'i depremden etkilendiğine göre betonarmeyi zaten Türkiye'nin hiçbir yerinde kullanmamak lazım. Ben bunu mühendis arkadaşlarımla da tartışıyorum. Bizim geleneksel malzemelerimiz var. Ahşap var, kestane var. Kestane gibi bir yapı malzemesini daha teknoloji üretemedi. Yanıcılık özelliği az, dayanıklı. Nefes alabiliyor. Mekanlar pencere açmazsanız bile havalandırabiliyor ve çok sayıda kestane kullanılmıştır bizim memleketimizde. Onun için geleneksel malzemelere dayanarak yeni oluşturmamız lazım. Tabii ki o malzemenin getirdiği bir estetik vardır. O da tarih estetiğe uyumlu olan olacaktır. Cumba yapmayalım, eleştiriliyor. Cumba niye yapıyorsun? Saçak da yapmayın, cumba da yapmayın. Niye yapmıyorum? Yapmayacağım. Çünkü o zaman Osmanlı'ya benziyor. Kardeşim, cumba dediğiniz zaman dış mekanı 180 derece algılamak demektir. Bu bir mimari ögedir. Bunun Osmanlı'sı ya şey olamaz ki. Genel geçer olan bir şeydir. Hocam süreyi çok anlatabiliyor açtık. Saçak, yağmurdan, güneşten bizi koruyor. Niye yapmayacağım yani? Osmanlı'ya benziyorsa ne yapayım yani? Osmanlı doğru yapmışsa ben onu red mi edeceğim? Niçin red edeceğim?